Merhaba, İstanbul Hepimizin Gelişiminin Hazırladığı Şehir Hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Doğan. Bugün yeni dönemde şehir nasıl hepimizin olur konusunu tartışacağız. Ancak konuğum yok. Konuğum Pınar Uyan Uyansemerci. Ee, İstanbul Hepimizin Gelişiminin Gönüllüsü, Bilgi Üniversitesi'nde dekan. Ee, biz aslında bu defa konuk almaktansa Pınar'la dedik ki zaten bu konuyu, zaten şehir hepimizin kapsayıcılık bizim en önemli, en konuştuğumuz, en konuşmayı sevdiğimiz bu fikrin yaygınlaşmasını istediğimiz konu. O yüzden e, zaten birçok program yaptık, birçok sohbetler yaptık. Pınar'la da, her ikimiz başka konuklarla da. Dolayısıyla bu hafta hem o e, eski sohbetlerimize bir referans olsun e, dinleyicilere bu konuyla ilgili e, takipçilerimize bir hatırlatma e, dilerlerse arşivden bakabilirsinler. Hem de o çerçevede, yeni dönemde acaba nasıl e, yine şehir hepimizin olur kapsayıcı, demokratik yerel yönetimlerle nasıl e, şehirlerimizi daha Tatlı mutlu yerler yaparız Birazcık onu tartışmak evet, istedik Pınar'cığım merhaba Merhabalar gerçekten de bayağı bir düşündük Hatırla nasıl formüle edelim Diye ama çok ortak Bir nokta olarak şehir hepimizin Programının isminin derdini Belki birazcık bu yeni dönemde Birlikte konuşarak başlamanın önemli olduğunu Düşündük çünkü e, kapsayıcılık çok söyleniyor. İşte şu an yeni bir heyecan, yeni bir dalga var. Katılımcılık çok fazla konuşuluyor. Ama bunların belki aşamalarını, farklılıklarını, önemini yani seçim sürecine katılmak, aday olmak, tercihte bulunmak, oy kullanmak, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan siyasal katılım biçimlerinin yanı sıra aslında seçim sonrası işte bu önümüzdeki 5 e, yılda diyelim Nasıl bir katılımcı belediyecilik olabilir? Yerel yönetim olabilir. Bunun hem daha önce yaptığımız programlardaki iz düşümleri hem de bundan sonraki süreçler için birlikte tartışmayı anlamlı bulduk. Umarım sizler için de bunu birlikte düşünmek iyi gelir. Bu şekliyle belki kapsayıcılıkla başlayabiliriz diye düşündük. Tabii yani kapsayıcılığı bir kere daha önce de örneğin eğitim programında konuşmuştuk. Gene kadın adayları destekleme derneği ile ilgili programımızda çok konuşmuştuk. Birçok farklı ya da belediyenin örneklerinde çok konuşmuştuk. Kapsayıcılık şu açıdan çok önemli. Akan bir sistemimiz var. Bu ister siyasal sistem olsun ister farklı alanlarda eğitim örneğinde ya da kendi ailelerimizin içinde bile bu karar alma süreçlerinin hayatın devam normal akışında aslında kimleri kapsıyoruz, kimleri kapsayamıyoruz, kimler dışarıda kalıyor sorusuyla başlayacağımız bir konu bu. O yüzden en küçük mikro birimden aileleri alabiliriz, en geniş, en büyük, en merkezi yönetime, devlet yönetimlerine ya da uluslararası örgütlerin yönetimine dahi baktığımızda açıkçası sistem e, neyi kimi içeri alıyor? Kimleri dışarıda bırakıyor sorusu ve işleyişimizin, normal günlük işleyişimizin kimlerin daha yararına, kimlerin ise hiçbir zaman sesini, düşüncelerini, bakış açısını yansıtabilecek bir imkana sahip olup olmadığı sorusunun etrafında dönüyor. Bunun tabii çok farklı şekillerde, farklı disiplinlerden çalışılma biçimi var. Ama bence eğer bizim programımız çerçevesinde herhalde ilk sorduğumuz şey, hani şehrin, e, gene en küçükten diyelim mahalle ölçeğinden ilçe düzeyine il düzeyine sistemik olarak dışarıda bıraktıkları var mı? Bu dışarıda bıraktıkları dediğimiz gibi hem seçim süreci sonrası yani bir karar alma orayla ilgili o mahalleyle ilgili ya da o ilçeyle ilgili o ille ilgili hareket alanını öncelikleri belirlerken karar alma süreçleri için konuşabileceğimiz bir nokta ya da şu an bir seçim sürecini geçirdik o süreçte adayların belirlenmesi, e, bu adayların kendi yolculuklarına devam etmesi, kişilerin oy kullanması, oy kullanmaması ya da oy kullanmanın dışındaki bütün o farklı e, siyasal tercihlerini ifade etme imkanlarının kimler için ne kadar var olduğu sorusu gibi özetlenebilir. Mesela evet, şimdi bizim sohbetimizi seyrettikten sonra, e, sohbetimizi seyrettikten sonra diyelim ki e, meraklandı seyirciler. Benim, benim, benim ilçem acaba 7'ye kadar kapsayıcı mı e, sorusunu sormak istedim. Bunu nereden görebilir, nereden teyit edebilir? Aslında e, belediyelerin tabii ki birçoğunun kendi web sayfaları var ve buradaki aktif katılıma yönelik mekanizmaları bunun içine koymaya çalışıyorlar. Ama e, gerçekten belki de ilk soru şu, e, bunun bilgilendirilmesini sağlamak bile, bundan nereden ulaşılabileceğini e, ne dair bilgi akışını sağlamak bile çok önemli. Çünkü birinci nokta bizim katılabilmemiz için katılım mekanizmalarının olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. O mekanizmaların e, kimleri içerebilecek altyapı şeklinde kurulduğu önemli hale geliyor. Örneğin ben web sayfası dedim. E, çevrim içi ya da internete erişim gibi bir e, sorunu aynı zamanda masaya koymuş oldum. Yani iletişimin araçları bizim ulaşmak istediğimiz düşüncesini almak istediğimiz farklı grupların sahip olduğu yapabilirliklerle çok ilişkili. O yüzden hani ilk sorduğumuz soruda bile e, bunun çok temel bir düşünme egzersizliği gerçekleşmesi gerektiğini, yani kimler örneğin e, internete girip kendi belediyesinin e, internet sayfasına erişebilip o eriştiği sayfayı okuyabilir. E, burada da işte bizim aslında bu konulardaki bütün Temel okumalarımız, birikimimiz çok daha engellilik üzerinden geliyor. En basiti bu bile görme engelli bir kişinin e, takip edebileceği şekilde mi yapılmış ya da işte e, duyma, konuşma. Yani bütün bu detayları düşünmeye başladığımızda aslında e, oldukça e, farklı bir yerden bakmaya başlıyoruz keza e, bu hani çok basit bir şey gibi görünüyor belki internete erişim ama biliyoruz ki işte bu ne diyelim e, dijital uçurum denen e, bir kavram var hepimiz aynı şekilde internete aynı rahatlıkta erişemiyoruz pandemi döneminde bunu çok hissetmiştik zaten bu uçurumun eğitime olan etkisini de ama sadece onun için değil bugün de keza bunun yanı sıra hep konuştuğumuz kimin zamanı var kimin e, kendi Hayat kâilesinin yanı sıra e, bu tür e, araştırmaları yapacak, bu tür geri dönüşleri sağlayacak, hem bunun nasıl yapıldığını öğrenecek ve hem de fikrini beyan etmeye çalışacak bir e, zamanı var. Belki zaman da diğer bütün o temel maddi koşullar kadar önemli bir e, aramızdaki uçurumu oluşturuyor. Yaşam koşusu içindeyken çok doğru söylüyorsun aslında bu zaman özellikle e, hele ki de Türkiye'de bu karar alma süreçleri hep böyle apar topar hemen karar alalım hemen uygulamaya geçelim hemen bir olsun bitsin bir acele, e, acele içinde e, çalışıyor belediyeler yani belediyede çalışan belediye tarafını dinlediğin zaman hep işte yok çok... E, çok konuşuyor iş yapmıyor demesinler hem konuşuyor hem iş yapsın desinler böyle bir paldır küldürlük var onun içinde tabii ki kararlar çok hızlı alınmak zorunda kalıyor yani yurttaşa danıştım da birlikte işte müzakere ettik de şöyle bir sonu farklı efendim senaryolara baktık da en iyisini mahalle için ilçe için aldık gibi bir şey vakitleri olmuyor dediğin gibi yurttaşlar açısından da zaten hayat gayesinde bütün zamanını yani bir defada çok fazla zamanını buna ayıramıyor. O yüzden de belki işte Katılım dediğimiz şey hep iki seçim arasında değil düzenli yani az dozlarla ama devamlı azar azar yani belki bir defa da oturup işte beş saatlik bir workshop'a çalıştaya gidemez ama her hafta iki dakikasını beş dakikasını ayırabileceği şekilde de aslında az az dozlarla düzenli olarak yurttaş olduğunun ...hatırlayarak ve katılabileceği şeyler, metodlar bulunabilir. Ee, örneğin hani sana sorarken kapsayıcı olup olmadığını nereden anlardın? için önümüzdeki çok güzel bir dönem başlıyor. Bu e, nüfusu 50 binden e, fazla olan belediyeler 5 yıllık stratejik planlarını yapacaklar. Evet. Ve o planlarda aslında kenti bugünden sonra 5 yıl içinde nereye taşıyacaklarının ana kararlarını verip... ...o yoldaki her adımlarını planlayacaklar. Ee, işte Amaçların hedeflerini belirleyecekler performans göstergelerini belirleyecekler sonra da o göstergelere göre o hedefe işte varıp varmadıklarını ve tabii ki buna bir de bütçe planlayacaklar bütün o planlamalarda e, özellikle geçen dönem yani 2019'dan sonra bir bu çalıştaylar e, furyası başlamıştı bütün partilerin belediyeleri. Orada işte bizim çok dikkatli olmamız gereken aslında bir süreç. Bu kapsayıcılıkla da çok bağlantılı, katılımın da farklı e, halleriyle çok bağlantılı. E, isteyerek ya da istemeyerek, teknik nedenlerle ya da siyasi nedenlerle birçok belediye aslında tam bizim gönlümüzün istediği şekilde bir katılım e, metodu uygulamıyor. Çoğu zaman mışkiri katılım oluyor. E, hmm. Çok fazla insanı iki saatlik çalıştaya toplayıp işte herkese beş saniye düşmekten tut da. Ee, i̇şte seni her zaman e, altını ısrarla çizdiğin farklı profiller gerçekten davet ediliyor mu? Gelebilecekleri saatlerde gelebilecekleri mekanlara gelebiliyorlar mı? Dolayısıyla bir dikkatli bakılması gereken yer aslında gerçekten bu stratejik planların hazırlanma aşamaları. Burada evet. belki bir şey söylemek önemli olabilir. Yani bizim tıpkı bu işte kapsayıcılık tartışmalarında engellilik süreçlerinin, engellilerin katılması, örneğin engellilerin eğitime katılması sürecindeki deneyimlerden öğrenmemiz gibi şu anda çok uğraştığımız bir şey, çocuk alanında çocuk katılımı nasıl sağlanabilir? Ve buradaki tartışmaların bize gösterdiği, bu alandaki yazının bize gösterdiği işte bir merdivene benzeten hani çok bilinen bir Hart örneği var ve Hani bu aşamalar var hani çocuk sadece çocuğun orada olması değil çocuğun gerçekten duyulabilmesi nasıl mümkün oluyor onu katabilmek ona o bilgileri aktarabilmek. E, bütün bu süreçleri aslında belki şu an yetişkinler de yani oradan terse çevirip oradan e, bugüne düşündüğümüzde bu çok önemli bir e, konuymuş gibi geliyor bana. Yani mış gibi katılımın olmadığı. ...hedeflenen ya da şu an çok önemli bir şeyden bahsettin stratejik planlar. Ve stratejik planlar aslında sadece belediyelerde olmuyor. Birçok iş yeri için, birçok kurum için, STK için de bunlar var. Bence bunlar çok iç içe. Yani onların diğer her kurumsal yapıda hazırlanma biçimi... ...ve bu egzersizlerin gerçekten yapılıyor olması, yani böyle... Evet, şu tarihte hazırlanması gereken bir plan değil. Bu plan bizim için önemli, bizim bundan sorumuzu belirleyecek ve bu inançla, bu inanma ve ne diyelim gerçekliğine olan güvenle yapıldığı zaman zaten o süreçleri aslında öğrendiğimizde hem diyelim ki işyerlerimizde hem belediyenin içinde vatandaş olarak. Belki mahallemizin kendi 5 yılı içinde ne olması gerektiği tartışmasında birbirini etkileyeceğini düşünüyorum. Burada çünkü gerçekten e, bazen toplantılar çok kalabalık, çok daha büyük görünebiliyor. Ama o gerçek bir katılımcılık anlamına gelmiyor. O zaman da soru şuna dönüyor. Belki buna çok kafa yormak lazım. İyi örnekleri konuşmak lazım. E, bundan sonra bizim de e, bu programda ve belki başka vesilelerle yapacağımız bir şey bu. E, çok farklı görüşleri... Nasıl daha verimli şekilde yani bir toplantının organizasyonu bile bunu çok belirleyebiliyor. Ee, küçük gruplara ayrılarak oradan ortak bir metnin çıkmasını sağlayabilmek, öncelikleri belirleyecek sistemler kurmak. E, bunlarla ilgili çeşitli metodolojik e, geliştirilmiş zaman içinde yöntemler var. Belki bunları daha... Kendi çalıştay pratiklerimizin içine katmalıyız ve bunların çıktılarını da sonra aynı şeffaflıkta paylaşarak ilerlenmek. Çünkü e, kişiler katıldıkları toplantıda kendi seslerinin yansıdığını duydukça çok daha inançlı olarak daha fazlasına katılmak istiyorlar. Yani burada bu sistemin bir döngü olduğunun da farkında olmak gerekiyor gibi geliyor. Yok, çok haklısın. Bir de... E... Bu işin zamandan girdiğimiz için bu sadece işte beş yılda bir e, yapılacak plandaki işte o bir, birkaç haftalık e, çalıştaylar değil, düzenli olarak belediye-sivil toplumla etkileşim halinde olursa zaten birikmiş bir bilgisi, birikmiş bir e, ağı, birikmiş e, deneyimi olmuş olacak. Dolayısıyla o da işte izleme değerlendirmelerin aslında... E, aslında kanun da işte stratejik planı 5 yıl önce iki kere revize eder diyor ama her yıl aslında bütçe revize edilebiliyor. Yani mesela sivil toplum bu tip bilgiye de e, erişiyor olması, onların takvimlerine yani o bütçeleme takvimi ne zaman başlar, ne zaman onaylanır, bu şimdi stratejik planlar hangi meclis toplantısında onaylanacak benim yani o e, bürokratik takvimi bilmek de yine o hani o bilgi erişim deyip duruyoruz, bilgi e, katılım diyoruz. Sadece konuştuğum konuyla değil. Aslında akan. Dediğin gibi senin e, süreçler de var. Onların takvimlerini bilmek de bu bürokrasiyi bilmek de aslında çok e, önemli. Bir de bir şey daha burada aslında eklemek istedim. E, bizim de, şey de e, işte bu veriye dayalı karar süreçlerinin güçlenmesi için çok yoğun çalışmamızın e, nedenlerinden biri de illaki her zaman kapsayıcılığı işte e, çalıştaylar ya da sivil toplum örgütleriyle yapacağın işbirlikleriyle değil Kararının temel olan verinin de kapsayıcı olması gerekir. O veriyi toplarken de e, hangi değişkenleri ekleyeceğim, nereden, ne sıklıkla nasıl veri toplayacağım kararlarında da aslında katılımcı olmak, o kararlarda da mümkün olduğu kadar e, kapsayıcı kentteki per e, belediye hizmetinden faydalanması gereken grubun gerçekten e, verisi var mı? E, belediye o o, o grupların o mekanların da gidişatını takip edebiliyor mu, kararlarını ona göre verebiliyor mu ki bütçesini ona göre ayarlayabiliyor mu ona bakması lazım. Dolayısıyla katılım ya da kapsayıcılık dediğimizde sadece yüz yüze gelmek ya da işte çevrimiçi araçlarla çalıştay yapmak değil, mutfaktaki o verinin de, kullandıkları verinin de kapsayıcı olması yine çok önemli aslında çok temelde bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü işte kapsayıcılığı konuşurken bile kimler kapsanıyor, kimler kapsamıyor sorusu bu veriler üzerinden ceyran ediyor. Şimdi gene hani çok fazla çocuk alanında çalıştığımız için belki biz işte çocuğun bir vatandaş olarak algılanması, çocuğun da katılımı gibi bir şeyi çok normalmiş gibi ben anlatabiliyorum. Oysa birçok belki yetişkin için sadece belediyeler, yerel yönetimler için söylemeyelim bunu. Birçok yetişkin için bu önce düşünülmesi ve belki görülme Neslinin daha ihtiyacını olan birinci basamaktayız, birinci adımdayız. Bunun gibi bunu çeşitlendirebiliriz. Yani görünmeyeni görünür kılmak için zaten bu tam da söylediğin verilerin kapsayıcı toplanması onun bir kere datasını elde etmiş olmak, durumun resmini iyi çekmiş olmak gerekiyor. Ama burada belki şunu da söylemek lazım. Mesela bizim mevsimlik tarımdaki çalışmalarda çok yoğun hissettiğimiz bir şey bu. O alanda gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimi oluştu. Birçok koşul, şart, ilişkinin nasıl döndüğü ürünler arasındaki farklar. Ama bunun Görünürlüğüne aynı şekilde yansımadı ya da bunun bir somut politika dönüşümüne özellikle herhalde bu işin politik ekonomisinin de çok ağırlıklı olması sebebiyle. Yani şu örneği söylemeye çalışıyorum. Bir şeyin görünürlüğünü kılmak da çok güçlü bir politik iradeyi gerektiriyor, siyasal iradeyi gerektiriyor. E, bu da işte aslında temsiliyetteki çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bu seçimlerin belki getirdiği biraz bu moral heyecan, işte farklı profillerin seçilmiş olması. Bütün bunların bir yeni soluk, yeni bir e, ne diyelim umut getirdiğini açıkçası düşünüyorum. Belki çok büyük sayıda olmasa bile hani tekil örnekler bile başka bir e, seçimin sonucunun mümkün olduğunu ya da başka bir şekilde siyaset yapılabilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. E, belki e, şeyi söylemek lazım bu. Kader'in Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin e, konuşmasını yapmıştık bir programda birlikte Nuray Hanım da katılmıştı. Oradaki eğitimlerde kadınların bazılarının söylediği şu cümle benim için çok hayati oldu. Başka bir tür siyaset yapmak için giriyoruz ama siyasette seçilebilmek için bunun imkanı yok. Yani başka tür siyaset yaparak seçilme imkanımız yok. Ve bunun ne kadar e, bir nefes almaz bir şekilde bir kısır döngü yarattığını anlatmaya çalışmışlardı. Farklı illerde farklı kelimelerle. Hani bu seferin belki hani dediğim gibi benim için hani sayılar işte böyle çok büyük bir başarı ya da çok büyük bir kadın temsili var şeklinde yansıtılan şey o kadar büyük bir oran değil aslında. Ama yine de bu örneklerin ya da bu görüntülerin, bu fikrin Bundan sonrası için çok önemli bir bakış farklılığı, bir paradigma değişmesi yaratma ümidinin olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü e, olabileceğini görüldü. Tabii burada hep şeyi söylemek lazım. Hani bu olanlar kadar olmayan hikayeler de var. E, bunların belki peşine düşmek, hani orada olamama sebeplerini düşünerek bunu e, arttırmak gerekiyor. Çünkü e, bu önceliklendirme, yani kimlerin dışarıda kaldığı sorusunda dertleri... Siyasal gündemi, siyasal ajandayı değiştirebilmek tam da bu temsiliyetin çeşitliliğinden geçiyor. Yani o, o kısır döngüyü kıracak şey araya sokabildiğiyle farklı e, gündemleri taşıyabilmek. O yüzden de hani bu seçimdeki hem başarılı öykülerini takip etmek gerekiyor. Ne nasıl farklılaştı? Hem de e, dediğim gibi bu sayıda e, daha fazla başaramayan örneğin kadın aday ya da genç aday ya da çevreci adayın öyküsünü de takip etmek gerekiyor. Çok katılıyorum. Bu arada hani kadınlar tarih yazdı falan gibi büyük laflar bile ediliyor medyada ya da sosyal medyada. Ee, yani o kadar da tarih yazmadılar aslında. Gerçekten 8'de 1'e, 81'in 11'i kadın diye bu böyle anormal bir şey. Tamam dediğin gibi tabii ki bir yerden başlayacak yeni güzel öyküler yazacaklar ama hani 8'de bile tarih yazdı dersek bir sonraki seçimde o zaman çok yani çata çok düşük olmuş olacak. O yüzden hani bunu aslında e, anormal bir şeymiş gibi bence de bakmamak gerekir. E, bir yandan bu eee kapsayıcılık konuşurken senin hep kullandığın bir kelime var. Benim telaffuzunda zorlandığım. E o yüzden yavaş söyleyeceğim. Kesişim. Kesişimsellik. <laughs> Söyleyemediğim kelime. Orada o açıdan da aslında yine ilginç şeyler var. Örneğin çevreciler, çevreci kadınlar e, gibi e, yeşil gazete e, ya referans verin çünkü belki de eksik e, listedir e, ama orada benim okuduğum kadarıyla Sinop'ta, Konya'da, Manisa'da, e, İstanbul'da zaten e, aslında birçok e, çevreci e, çevre aktivistlerinin de ya belediye başkanı ya muhtar e, oldukları var. E, Akbelen Nezla Işık evet. e, çok öne çıktı e, bu süreçte. Ama aslında işte antinükleer e, çalışmalarıyla bilinen e, Metin Gürbüz belediye başkanı Sinop'ta e, işte Seydişehir'de, Konya'da e, işçi ve çiftçilerin bir araya gelerek e, direndikleri bir direnişçi toplulukla e, onların aktif oldukları bir yer e, yine e, parti değiştirmiş, CHP'ye geçmiş. E, Soma hastasında Manisa'da ilçelerin hepsi değişmiş. E, Üsküdar'da Vahirliba e, hareketinin Üsküdar'daki değişime bir etkisi Hı. olduğunu söylüyor. İşte Aydos Ormanları savunmasında yine bir kadın e, Gül Özgül. Akpınar Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olmuş. Ee, yine İstanbul Mal Maltepe e, Belediye Başkanı da Esin yine de yine e, e, zaten e, evet. farklı şeylerinde ve kent mücadeleci. Yani e, aslında farklı kimlikleriyle hem işte kadın ve çevreci aktivist e, kimlikleriyle ya da işte işçi çiftçi bir araya geldi ve değişti. Yani bir aslında sivil toplumdan, sivil hareketten e, gelen kişilerin e, farklı seviyelerde e, yerel yönetimlere geldiği görülüyor burada hani e, yeterli ölçüde sayıda değil belki ama dediğin gibi senin temsilin aslında farklı bir şeyler olabileceğiyle ilgili hikayeler e, oluşacak. O hikayeleri takip etmek e, de bence çok önemli. Biz de mesela şimdi hani e, biraz şey olarak da tartıştığımız için belki programlarımıza davet etmek biraz bir soluklansınlar tabii ki bir, <gülüyor> <gülüyor> bir dinlensinler. E, ama onları takip etmek belki onlarla birlikte düşünmek, birlikte tartışmak da yine e, katılımcılığın e, bir şeyi olabilir. Yok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten bu eğitimler boyunca çok fazla sayıda Kadın aday muhtarlıktan işte belediye başkanlığına ve çok farklı eğitim düzeyinde çok çeşitli kadın adayla ve farklı partilerden kadın adayla konuşma imkanı buldum ve hep söylediğim gibi yani olurdu ufakça ben bir şey öğretebiliyorsam onlar da bana çok şey öğretiyor birlikte öğreniyoruz birlikte düşünüyoruz diyorduk orada yaptığımız bir egzersiz şuydu önce Türkiye'de genel olarak siyasette aday olmanın Sonra kadın aday olmanın, sonra da bireysel aday olmanın zorluklarını konuşuyorduk. Ve analizde ortaya çıkan tabii çok büyük bir e, nokta aslında siyasette aktif olmaya dair çok temel hepimiz için. Yani kadın, erkek, e, farklı cinsel yönelimi olan herkes de dahil olmak üzere bir ortak sorun var. Yani örneğin finans boyutu, yani siyasete girebilmenin belli bir e, ekonomik refahı gerektirip gerektirmediği sorusu. Buradaki e, insanın kendi yoğun iş şeyini götürürken bir yandan da siyasetin gereklerini nasıl yapacağı sorusu çok ortak kesen bir soru ve bu önemli bir soru özellikle de bağımsız adaylar için daha da önemli bir soru yani parti sisteminin partilerin içinden olmayan bir kişi siyasette ne derece aktif olabilir olanlar nasıl oluyor çünkü bir partiden olup sonra bağımsız aday olmak değil yani zaten orada yetişmiş oradan işte aday gösterilmediği için belki oraya girmekle tamamen bağımsız, tamamen başka bir siyasetin ya da işte bir çevreci hareketin içinden gelerek bunları yapmak hiç kolay noktalar değil. Yani bu tür siyaset yapımızın, siyasetin katılım mekanizmalarının genel olarak herkes için yani farklı sosyoekonomik statüdekileri kapsayacak şekilde örneğin genişletebilmenin yollarını düşünmek çok hepimiz için ortak kesen diyebiliriz. Ama tabii sonra bunun ister istemez kadın boyutuna geldiğinizde kadınların ekonomik özgürlüklerinin daha zor olması, daha az olması, aileye bağımlılık veya da eş durumu, çocuk durumu, bakım politikaları dediğimiz devasal bir Alan var burada aslında kafa yormamız gereken. Demin hani hızla konuşurken geçirdik ama ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, herhangi bir toplantının yani sadece siyasal partide değil ama bir sivil toplumda bile aktif olabilmenin e o toplantılarda yer almanın parçası muhtemelen hafta sonu ya da akşam saatlerinde bir yerde olmaya gerektiriyor. Ve bunu bir e, evli, çocukluğu ya da çok genç bir kadın için düşündüğünüzde sadece sokağa çıkmak ya da sadece evdeki iş yükünü bırakabilmek bile bambaşka bir soru, bambaşka bir tartışma. Yani aktivitelerimizi düzenlerken örneğin e, çok da minik bile olsa işte belli yaş e, ...taki çocuklara bir bakım düşünüyor muyuz? Çok basit bir şeymiş gibi görünüyor ama... ...uygulamaya çalıştığımızda... ...başka bir dünyayı mümkün kılacak. Bütün bu e, örnekleri çeşitlendirebiliriz ki... ...işte demin kesişimsellikle söylediğimiz gibi... ...bir de bunun üzerine... ...örneğin bir engellilik durumu olan bir genç kadınsa... ...nasıl böyle bir alanın içine girebilir? Nasıl olabilir? Ya da gene e, bu eğitimlerde dillenen bir ifadeydi... ...yani çok uğraşırsam oluyor ama benim de bir hayatım var. Hani sadece bu kavgayla mı? Çünkü gerçekten çok güçlü bir kavga ya da çok büyük bir inatla e, kendi yaşamdan vazgeçerek bunun içinde olabilme imkanı olduğunu anlatmaya çalışmıştı o genç kız. Ve ben gerçekten de dedim ki bu sizin verebileceğiniz bir karar. Ama bu kadar hani her şeye rağmen akıntının tersi mi olmak zorunda? Bunları da düşünmek gerekiyor ki e, işte bu hani öykülerini dinlediğimiz Hepimizin belki heyecanlandığı bu olumlu örneklerin yanı sıra e, o kadar diyelim dayanıklılık göstermeyen, şimdi çok e, ne diyelim anahtar kelimelerden biri oldu dayanıklılık. Hı. Bence bu seçim süreci için de öyle bakabiliriz. Yani özellikle kadın adaylar, genç kadın adaylar bu dayanıklılığı her şeye rağmeni başaran adaylar. Hı. Sadece bu adaylar mı olmalı yoksa biz biraz yapısal olarak, sistemik olarak içinde olduğumuz, yapıları e, farklılıkları kapsayacak ve farklılıkların ihtiyacını görecek. Ya yani belki temel kelimeyi orada ihtiyaç olarak koymak lazım. Hani her şeyi e, daha önceden kurgulanmış gücü elinde tutmuş olan sistemin aktörleri için değil de burada farklı ihtiyaçları görür halde kurgulayabilirsek, o zaman işte e, bu. Sadece çok e, yılmaz örnekler denir e, psikolojide işte dayanıklı çocuklar gibi. Sadece bu örnekleri değil çok daha farklı örnekleri de e, başarı şansını yaratabiliriz gibi geliyor. Zaten dediğin gibi ne kadar kolaylaşırsa ne kadar rahatlarsa o kadar da çok ilgi de çekebilir. E, çok fazla emek verdikleri için de mesela o zaman argümanını hemen kullanmak zorunda kalabiliyor insanlar. Geçen gün yine sosyal medyada kimin olduğunu... Hatırlamıyorum şu anda ama her zaman güvenilmiyordu zaten sosyal medya referans isimlerine evet. ama, şu, ama ya fikir aklımda. Fikir şöyle diyordu, e, kadın erkek eşitliğini ancak e, vasat kadınların da e, yüksek e, e, pozisyonlara geldiğinde e, gerçekleştiğini anlayacağım. diyor Yani gerçekten özellikle üst düzey ya da işte böyle yerel yönetimlerde e, bir yönetici olabilmek için normal üstü çaba sarf etmesi gerekiyor kadınların. Kendilerinin de çok donanımlı, çok işte şöyle böyle bir sürü bir özelliklerin olması gerekiyor. Oysa ki vasat herhangi bir erkek orada çok rahatlıkla olabilirken. Tam da bu anlatılan öykü yani hmm. e, babanızdan eşinize, çocuğunuza hmm. hani sadece sizin de donanımınız değil bütün aile öyküsünün hmm. e, sizin aday olmanızı destekler bir biçimde olması gibi. Oysa hmm. e, bu oldukça zorlayıcı bir şey. Yani hmm. hayat böyle akmıyor. Ve e, diğer bu hani bizim Özellikle çocuk alanında hep konuşurken söylediğimiz aslında dayanıklı olanın yanı sıra dayanıklı olmayanı sistemde tutacak ve onun derdini, onun gündemini taşıyacak bir perspektiflikle bakmak gerekiyor ki o zaman zaten tam da istediğimiz çeşitliliği sağlayalım. Bu... Birçok alan için bunu kurgulayabiliriz. Yani sadece şu an hani siyasette aday olma gibi düşünebiliyoruz ama hani aynı şekilde bu sivil toplumun işleyişi içinde olabilir ki bunlar çok iç içe diye düşünüyorum. Çünkü Hı. Belki de zaten katılım bireysel olarak her bir e, tercihimizi ifade etmek değil, çok daha ortaklaşılan ihtiyaçların bir araya gelerek dillendiği, sivil toplumda dillendiği ve bunların yerel yönetimlere yansıdığı ve belki de en önemli şey yerel yönetimlerden merkezi e, hükümete taşındığı bir e, akışı yaratmak. Çünkü bazı alanlar ki içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar, ekonomik krizin yarattığı kırılganlıklar şu an çok ciddi. Yani sahada bunu hepimiz biliyoruz. Bunlara dair somut adımların atılabilmesi belki böylesi bir akışın, bilgi akışının olmasıyla mümkün olacak. Aciliyetler çok fazla çünkü. Doğru. Doğru söylüyorsun. Şeyde de bence çok önemli söylediğin şey hani ortak ihtiyaçlar etrafında toplanalım diyorsun ya. Orada zaten o ihtiyaçların ortak olduğunu keşfetmek için de bir araya gelmek lazım. Evet. Ortak ihtiyacımız olduğunu fark etmemiz lazım. Onun için de zaten o etkileşim çok önemli. O etkileşimde de sadece işte her zaman orada olanlar değil farklı profillerin olması lazım. Buradan birazcık de konuşalım mı? Senle konuştuğumuz da bir şey daha önce de bilgili katılım elbette. Evet. E, e, ...çok önemli. E, ancak bu e, yine işte belediye... ...şimdi yerel seçimler olduğu için biraz yine... Yani kente belediyeye çekersen belediyenin... E, ...her karar e, sürecinde... ...işte her şeyde sivil topluma ...her şeyde halka soramayız, bize uzmanlık lazım... E, ...argümanı... ...çok güzel bir kaçış e, tırnak içinde... E, ...olabiliyor e, bazı e, zamanlarda. E, bazı işte belediye komisyonlarında... E, ...mesela işte meclis komisyonlarında... ...falan. Burada da... E, ...gayet tabii ki uzmanlık bilgi... ...her zaman zaten... E, Bizim İstanbul Hepimizin girişiminin İstanbul Sözleşmesi'nin e, ana <laughs> ödül maddesinden bir tanesi elbette bilgili katılınacak. E, peki bu bilgili dediğimiz uzman dediğimiz kişiler her zaman kapsayıcı bir grup mu? Öyle olabilir evet. mu? <laughs> Şu an zaten içinde olduğumuz e, çağın belki en temel sorunlarından biri bu. İşte post-truth dediğimiz gerçek ötesi, gerçek sonrası. E, yani bilginin ya da uzmanlığın ya da olguların daha doğrusu belki de e, gerçekten çok olgu demek belki daha doğru. Bunların bire biraz içinde bulunduğumuz e, işte o ec echo chambers dediğimiz fanuslar. Yani bilgilerin e, sizin düşündüğünüz, sizin tarafınızdan doğru bulunan, kendi tarafınızdaki kişilerin birbirlerinin bilgisini paylaşması, kendi sesimizin yansımasını duyduğumuz yankı odalarında olma hali ve bunun sosyal medyada çok daha güçlü bir biçimde gerçekleşiyor olması çok temel sorunlardan biri. Bu tabii sadece Türkiye için değil, tüm dünyada da aynı tartışmayı görüyoruz. Şimdi bu sene özellikle seçim yılı deniyor, tüm dünyada. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ve hani gerçekten de belki bir programı da ona ayırmak gerekiyor. Hani bu dönemde, bu çağda, bu şekildeki iki adaylı bir seçime giden Amerika Birleşik Devletlerindeki o bilginin ya da o yankı odalarının etkisini konuşmak gibi. Şimdi bu çok temel bir şey çünkü işte katılımı konuştuğumuzda. Farklı katılım yöntemlerini konuştuğumuzda e, katılabilmek için ya da fikrimizi oluşturabilmek için mümkün olduğunca aslında en sağlıklı bilgi akışını e, kurmuş olmamız gerekiyor. Ya burada uzmanlıkların öneminin azalması değil, aksine artması var. Fakat belki şuna çok kafa yormak lazım ve biraz biz e, ekip olarak da buna çok kafa yoruyoruz. Bence şehir hepimiz olarak da yoruyoruz. Üniversitedeki bilgi üniversitesindeki arkadaşlarımızla da ürettiğimiz akademik bilgiyi nasıl yaygınlaştıracağız? Yani uzmanlık bilgisinin hele içinde bulunduğumuz işte böyle kelime sayılarıyla ya da büyük manşetler dünyasının içinde üretilen bilginin aktarılabilmesi, o konudaki farklı görüşlerin var olan egemen yapıların dışında e, ...duyulabilmesini sağlayacak sistemleri nasıl kuracağız? Bu da bence katılımla birlikte zaten düşünmemiz gereken bir durum... ...ve çok kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Hele şu anda belki seçim sonrası herkes biraz yorgun düşmüştür. Hani her akşam e, ben hala sorular sorarken... ...yani bu seçimin çıktılarına dair nasıl oldu da şurada böyle oldu... ...ya da bu aday nasıl oldu... ...bütün bu süreçleri anlama e, çabası içindeyken... hani işte karelere bölünmüş ve çoğu işte belli bir yaşın üstündeki e, deneyimde erkek diyelim e, yorumcular tarafından her şeyin izah edildiği, her şeyin aktarıldığı bir e, ana akım medya sisteminin içindeyiz. Tabii ki bunların e, içinde farklılıklar var, çok önemli katkı veren e, değerlendirmeler var ama hani bu kadar yoğun bilgi bombardımanı ya da bilgi demeyelim ama en azından kelimelerin, yorumların bu kadar fazla olduğu bir yerde bir konu hakkında sağlıklı bilgi alma çabasının kendisi bile oldukça yorucu. O yüzden bu doğrulama kuruluşlarına ihtiyacımız var. O yüzden e, belediyelerin ya da bütün e, siyasal birimlerin en ufak ölçekten en büyük ölçeğe sağlıklı bir biçimde ilgili işte raporların paylaşılmasını sağlarken bile belki onun çok daha kısa özetlerinin ana noktalarının paylaşıldığı bilgilendirme sistemlerinin yaratılması gerekiyor. Çünkü bir konuyla ilgili o yereldeki bir örneğin bir çevre sorunuyla ilgili çok farklı kurumlardan çıkan raporlar olabiliyor. Belki işte bütün bu farklı görüşleri yansıtabilecek çok daha demokratik bir bilgi ekosistemini kurmaya ihtiyacımız var ve bu Türkiye'nin değil tüm dünyanın şu an en hayati sorunlarından biri çünkü yargılarımızın birçoğunu daha yanlı olan veriler ışığında oluşturabiliyoruz ki hepimizin eğitim seviyesi farklı dünya görüşü farklı ama buradaki sorun bunların birbirini farklılıkları duyurmak değil de aynı kanıyı pekiştirmek üzere gelişen bir e, yankı odalarının içinde oluyor olmamız. Evet, doğru söylüyorsun. O yüzden de e, belki şimdi kendimize de not alalım. O yüzden de biz mümkün olduğu kadar tabii e, buna karşı bu e, programları da yapıyoruz. Bu 375. bölümümüz bu arada. Evet. E, Söyleyeyim şöyleyim. 375 haftadır İstanbul hepimizin gelişimi tam da e, şehir hepimizin e, yani o kapsayıcı demokratik kent yönetimi için ne yapmak lazım ya da kim ne yapıyor? E, ya yapılan çalışmaları... E, yaygınlaştırmak için ya da tartışmak için e, bu alanı e, e, oluşturuyoruz e, çok da e, mutluyuz <laughs> bunu yaptığımız için <laughs> ekibimize de aslında bir teşekkür etmemiz lazım. Evet. Ekibimize de az bir, şey... ya, belki bir de şeyi söylemek lazım burada çok um, yani mesela izleme ve değerlendirme artık çok fazla söylenen bir şey. İşte bu iyi örneklerin peşinde koşmak, onlara aktarmak. Ama tabii ki burada bir e, şey de var yani. Özellikle daha yeni bir şey denerken evet, hatalar yapılabiliyor ya da eksikler kalınabiliyor. Bence bu tür hataları da konuşuyor olmak çok önemli. Yani iyi örnekler hatasızlık anlamına gelmiyor. Nelerde eksik kalındığı, nelerin daha iyi yapılabileceğini o süreçte öğreniyoruz. Tıpkı hani bu seçimin evet e, olumlu, güzel, e, farklı örneklere izin verme, farklı seçim ee, seçilen adayları bilmek kadar dediğim gibi seçilemeyen adaylarınla ilgili de bir araştırma yapmak, oradaki sorunları üst üste binmiş e, problemleri görmek ya da her ilin kendine has dinamiğini anlamak gibi ki bu çok ciddi bir e, sakince araştırmayı, verilere bakmayı e, her şeyin ötesinde sahaya da olmayı gerektiriyor. Benzer bir biçimde de iyi örnekleri konuşurken, hani bu iyi örnekler tamamen hatasız anlamına gelmiyor e, ve bence en iyi değerlendirme her zaman ekiplerin kendilerine ne aslında böyle bir eleştirel gözle bakması, bütün paydaşların yer alacak şekilde başlangıcından sonuna katılımcı bir süreci izlemenin zorluklarını da aktararak olması. Çok basit bir örneği kendimizden verelim. Şu an bizim yürüttüğümüz bir TÜBİTAK projesinde biz çocuk danışma kuruluyla ilerliyoruz ve gerçekten de her bir toplantı öncesi ve sonrası hani İstanbul'da olmanın da tabii getirdiği zorluklarla en başta bir araya gelmenin bile ne kadar zor olduğunu tekrar tekrar görerek sistemi nasıl daha iyi katılabilecekleri ve bildiğimiz alışık olduğumuz ve totların dışında neyi yeni yapabiliriz'i düşünerek ilerlemeye çalışıyoruz. Tıpkı bunun gibi yani e, kağıt üzerinde bazı düşünceler çok güzel olabiliyor ama uygulamaya geçtiğimizde birçok yapısal kısıt içindeyiz. Kendi bireysel kısıtlarımız ya da kurumsal kısıtlarımız da buna dahil olarak. Bu, bu bunların uzun vadede değişebilmesi için hani iyi örneklerin birden böyle süper olmasını zaten beklemek değil. Hani öğrenerek devam etmek gerekiyor bence hani kapsayıcılığın en büyük öğretilerinden biri de bu. Bir anda çok kapsayıcı olamıyoruz ama yavaş yavaş yaptığımız, görmediğimiz, atladığımız noktaları fark ederek o halkayı büyütebiliriz. Ama bence asıl soru şu tabii ki hakikaten şehrin hepimizin olmasını istiyor muyuz? Ben bu temel sorunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü o sınırı nereden çiziyoruz? Kimleri dışarıda bırakıyoruz sadece kendimize benzeyenler için mi bu konuları tartışıyoruz yoksa en dezavantajlılar için üst üste binen kesişimsellikler yaşayanlar içinde şehrin onların olmasını istiyor muyuz? Şehrin imkanlarına hizmetlerini aynı şekilde erişmelerini istiyor muyuz? Temel sorusu en hayati soru gibi geliyor. Çok doğru söyledim. bu e, farkında olmak e, doğru yolda mıyım ne hata yapıyorum hatayı nasıl düzeltiyorum sorusunu sorabilmek de yine şeffaflıktan geçiyor tabii. Yani evet. şeffaf ve cesur ve gerçekten e, açık yüreklikle paylaşırsa yöneticiler aslında yani derdini söylerse dermanını daha rahat bulabilecek e, tam da işte katılımcılığını temel e, ilkelerinden bir tanesi bunun için gerçekten açık bir şekilde şurada şunu karar vermiştik ama olmadı. Sizce nasıl daha neyi yanlış yaptık? Nasıl daha iyi yaparız? Sorusunu ee, soru olacak. E, en azından belki bu sivil toplumdan sivil hareketten gelen yöneticilere böyle bir şeyi e, e, özellikle önceliklendirmelerini hatırlatabiliriz. Narsene sohbet etmek hep çok güzel ama birazcık zamanımız artık <laughs> Evet galiba bitirmemiz lazım. Yani artık ne bir, bitirmemiz lazım. Çok ufak bir şey daha söyleyip ondan sonra e, kendi kendimizi susturamıyoruz. <laughs> ya yani çok ufak bir şey o da şu. E, ben gerçekten bu tür e, bir araya gelmelerin çok kıymetli olduğunu ve bu toplantıların hepsi çok verimli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden metodum çok hayat. Yani bu katılımı sağlayabilmenin, farklı sesleri duyurabilmenin araçları üzerine kafa yormak ve daha önce denenmiş ve daha iyi olduğu görülmüş farklı metodoloji koymak gerekiyor. Çünkü bazen e, bu şekliyle yapılan bir sürü davet olabiliyor, bir sürü çaba harcanıyor. Fakat bunların işleyiş biçiminde Yolda istenilen katkılar alınamayabiliyor. Bu çok önemli gibi geliyor bana. Zamanın bu kadar kıymetli olduğu, kaynakların bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda, e, bu yüzden de bence katılımcı e, sistemlerin nasıl daha iyi işleyeceğine dair oluşmuş olan ki bunun bir parçası da sensin, e, çıkmış olan e, yayınları e, daha önce yapılmış olan bütün o deneyimi paylaşmak gerekiyor. Hani bazen de e, e, ekipler çok iyi niyetli olabiliyor ama hani tekrar keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Alınmış bazı yolları öğrenerek birbirimizden öğrenerek de devam edebiliriz. Doğru. Çok güzel bir e, bitiriş oldu. Sağ olun. <laughs> Ağzına sağlık diyeyim ben de. Çok teşekkürler. İyi haftalar. Çok iyi haftalar. önümüzdeki hafta başka bir kent meselesine yine burada olacağız. Çok teşekkürler. İyi haftalar.